Tekrardan teşekkürler Cemil. Bu iyiliğin... Saçmalama ya. Teşekkür edilecek bir şey yok ortada. Tabii ki seni uyaracaktım. Dostuz biz. Her şey yoluna girecek dostum. Merak etme. Umarım. Yine de bu davanın takibini bırakmamanı rica ediyorum senden. Aksi bir durum olursa beni haberdar edebilir misin? Tamam. Merak etme sen. Ha. Hanımefendi nasıl? Kim? Hastanız ya. İyileşti mi? Öncelikle o bir hanımefendi değil. İyileşiyor işte. Fena hastalanmış ama. Yazık. Sen bile kıza baktığına göre. İyileşsin de bir an önce gitsin diye. Yoksa onun hakkındaki düşüncelerim aynı. Her seferinde ne kadar haklı olduğumu ispatlıyor. Ne yaptı ki? Yine para koparmaya çalışıyor birilerinden. Sanırım. Sanırım dedim. Emin olmadan bu kadar katı davranman doğru mu sence? İyi günler. İyi günler Cemil. Gıdık geliyor. Gıdık geliyor. Gıdık savaşı. Ben gıdıklayacağım. En çok. Ya ben çok gıdıklayacağım. Bak. Seni gıdıklayacağım. Ya yapma. Hayır. Benim. Korkmayın. Levent mi geldi sandın? Ay sen ne tatlı bir şeysin böyle. Ablanla oyun mu oynuyorsun? Hı? Şimdi biz ablanla bir şeyler konuşurken sen dışarı çıkar mısın yakışıklı? Hı? Ablacığım şimdi git. Sonra gelirsin tamam mı? Nasıl oldun? İyiyim, teşekkürler. İyisin, iyisin. Sesin de iyi maşallah. Düzeldiğine göre yakında da gidersin herhalde değil mi? Oh, o değil de yine kardeşin burada yapayalnız kalacak. Hiç tanımadığın insanlara nasıl güvenip de kardeşini bırakabiliyorsun? Hı? Ay sen miydin Doğan? Ay ne var yine, ne istiyorsun? Ne istediğim belli değil mi be Ayşe? Fikrim de, zikrim de sensin be kızım. Bu işler için çöp kutusu var biliyorsun değil mi Doğan? Ha, medeni erkek seviyorum diyorsun yani. O adam ne yapıyor çöpü? Cebine falan mı sokuyor ha? Ayrıca bir armudun çöpünü yere atmakta bir sakınca görmüyorum ben. Seninle hiç muhatap olamayacağım. Ayrıca benim bir sevgilim var. Biliyorsun değil mi? O yüzden bırak peşimi. Ayıp. Ayıbın yolları kayıp. O hıyar nikahlı kocan falan mı oluyor senin ha? Hem ben inanmadım o işe zaten. Üstelik beni de bağlamaz. Ne demek bağlamaz? Ya cidden benim bir sevgilim var. Niye inanmıyorsun? Seni nasıl inandırabilirim? Ben de beni bağlamaz diyorum. Türkçe konuşuyorum. Of. Atarını seveyim senin. Güneşim nereye gidiyorsun? Hele onu de bana. Ay ben senin güneşin falan değilim Doğan. Çekil git yanımdan. Tamam. Gideceğim ama nereye gidiyorsun? Onu de bana. Duvak için malzeme almaya gidiyorum. Oldu mu? Mutlu musun? Tamam mı? Duvak mı? Düğün şeysi. Evet. Evlendirmem Ayşe. Yemin ediyorum evlendirmem. Basarım o düğünü. İzin vermiyorum ben buna. Ay ne evlenmesi ya? Allah'ım çıldıracağım. Evlilik falan yok. Müşteriyi yetiştirmeye gidiyorum. Anlamam müşteri falan, tamam mı? Yakarım o dua ben. Basarım düğünü. İzin vermem diyorum. Müşteri mi? Ha. Müşteri veli nimet. Sen şey yap. Git müşteri için alışverişini falan yapsan. Allah'ım bana sabır ver ya Rabbim.
ne demek istiyorsunuz? Yani daha açık konuşun. Ah canım. Senin için, Ömer için konuşuyorum ben. Levent'i ne kadar tanıyorsun ki? Levent sıkıntılı biri. Sorunları var. O biricik kardeşini nasıl ona emanet edip de gideceksin, hı? Soğuk birisi evet ama Ömer'in iyiliğini istiyor. Ben davranışlarında kötü bir şey görmedim. Yani sen bilirsin. Ömer senin kardeşin sonuçta. Yarın öbür gün herhangi bir sıkıntılı durum olursa söylemedi demezsin. Üzülmeni hiç istemem. Gündür tanıdığı adam kardeşinin iyiliğini istiyormuş. Çok biliyorsun sen. Şu Velid'in beni düşürdüğü hallere bak. Sen var ya sen. Hı. Ne demek istedi bu kadın şimdi bana ya? Ne ima etti? Çalışmakla da olacak gibi değil ki. Çok para lazım bana, çok. Bir an önce gelip parayı bulup rahatlamam lazım. Sanırım deli. Emin olmadan bu kadar katı davranman doğru mu sence? Ne oldu? Yok bir şey. İyi misin? İyiyim, iyiyim. Daha iyiyim. Sevindim. Çabuk iyileşmen bir an önce bu evden gitmen demek. Yine bir şeye ihtiyacın olursa söyle. Ha, bu tavrım da yanlış anlaşılmasın. Biliyorum. Ulviye Hanım'ın talimatı. Kesinlikle. Yani her türlü şey olabilir. Maddi, manevi. Çekinme. Teşekkür ederim. Hiçbir şeye ihtiyacım yok. Ne yapıyor bu? Ne çeviriyor yine? Allah Allah. Bu neydi şimdi? Su verenlerin çokusun ablam. Tipe bak, tipe. Ayağa hizmetin genel bayisi mübarek. Oğlum sen çok alıştın böyle armut piş ağzıma düşlere be. Yani para eline, yeme gönüne. Kendi suyunu bile almaya üşeniyorsun be. Aman be abla sen de ya. Pişkinlikler kralı. Şşt! Kalk da şu kızını ara. Bir iki güne Tekin yakana yapışacak ha. Nerede arayayım ya? Nerede arayayım? Arkadaşı da kendisi gibi inatçı bir şey. Vermedi ki kızın adresini. Nerede gideyim arayayım? Valla para gelecek diye ben böyle sakin sakin bekliyorum ha. Yoksa var ya. Sahi Neroş be. Ne diyeceğiz Tekin'e? Hah, yine Neroş. Yine Neroş, işin düşünce Neroş. İşi düşenlerin bacısı Neroş. Aslında tam da Tekin'i kıvama getirecek bir şey var aklımda ama... Ne yapsan sen bir görünsen mi Tekin'e? Ha. E tabii kayınbabası olarak damadı bir ziyaret etmek lazım, doğru. Bana bak bana. Sakın Tekin'in yanında da böyle gerim gerim gerinme. Ortada fol yok, yumurta yok. Yani bir yüzükler takılsın. Şöyle her şeyi bir resmileşsin. Sat ondan sonra cakanı. Olacak. O da olacak. Merak etme sen. Hele Tekin Meryem'i şöyle kanlı canlı bir karşısında görsün. Böyle çikolata çiçek kapımda bitecek. Göreceksin sen. Yalvar yakar olacak. Hey,
beceriksiz. Ben sana neşt diyorum. Sessiz olsana. Ama Hülya Hanım siz öyle bir anda girince ne yapayım ben? Siz ol. Korktum ben de. İyi tamam. Şu çocuğun odası var ya. Hangi çocuk? Ömer mi? Yok. Efe. O odanın anahtarı nerede? Anahtarlar annemde. Hı. Şimdi gidip oradan alıp bana getiriyorsun. Yok Hülya Hanım onu yapamam. Yapacaksın. Ne demek yapamam? Ama Hülya Hanım o oda bu evde mahzen gibi. Girilmesi yasak, duyulursa mahvolur. Kim nasıl duyacak Aslı? Hı? Sen o dilini tutarsan hiç kimse duymaz. Şimdi git hemen o odanın anahtarını bana getir. Ben de seni odanın kapısında bekliyorum. Anladın mı? Tamam. Abi. Levent'ciğim. Kardeşim ben çok, çok üzgünüm. Üzülme abi tamam. Ben sadece seni tedirgin etmemek adına söylemedim. Yani zaten holdingle ilgili bir şey duymak istemediğini de biliyorum. Evet öyle. Hem sen bu durumu halledersin. Ben biliyorum. Üzülme artık lütfen. Şey. Senden ufak bir ricam daha olacak. Annem bu durumu bilmesin olur mu? Bilmemem gereken şey nedir? Neredesin sen? Şey, Hülya'nın. Bana bak, gözünü kulağını dört aç. Eğer yakalanırsan başına neler gelebileceğinin haberin var değil mi? Dikkatli ol tamam mı? Tamam. Bilmemem gereken. Konuşsana oğlum. Sorun yok ortada anne. İşle alakalı konuşuyorduk. Şey bu aralar çok yoruldum da anneciğim. Levent'le onu konuşuyorduk. Bu muydu bilmemem gereken şey? Oğlum sen söylemesen de ben farkındayım zaten. Hani tabii koskoca şirket. Tek başına yürütmek hiç de kolay değil. Levent bak abin çok yoruluyor. Sen de ona yardımcı olsana. Bunu yapamam anne. Konuşmuştuk. Oğlum her gün gitmen şart değil. Böyle arada sırada uğra holdinge. Anne lütfen. Bu konu hakkında tartışmak istemiyorum. Kararım net. Kapatalım konuyu. Of, Allah'ım sen yardım et oğluma. Ay, artık bitsin bu travma. Acısı hiç dinmeyecek mi? Hiç unutamayacak mı? Geçecek anneciğim. Hepsi geçecek. Kahretsin biri geliyor. Hülya Hanım. Hülya Hanım biri geliyor. Rana benimle kal. Rana bizimle kal. Rana.
Rana! Rana! Rana aç gözlerini. Bak hastaneye gideceğiz. İyi olacaksın. Aç gözlerini. Rana bırakma bizi. Rana! Rana benimle kal. Rana! 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 Aldığın yere bak. Ama Hülya Hanım kapıyı tekrar kilitlemediniz. Herhalde Aslı. Çünkü herkes annenin unuttuğunu düşünecek. Anladın mı? Tamam mı? Annen temizliği yaptı, kapıyı kilitlemeyi unuttu. Bu kadar. Anlaşıldı mı? Anlaşıldı Hülya Hanım. Tamam şimdi git dediğimi yap. Yürü. İstediğim seni eskisi gibi görebilmek. Yüzünün güldüğünü görsen bana yeter. Benim niyetim yarana tuz basmak değil, merhem olmak. Biliyorum anne. Öyleyse hadi gel. Abinle salonda oturacağız. Oğullarımla şöyle güzel bir kahve keyfi yapayım ha. Bekliyorum. Thank you.
Kahveleri söyledim. Aa, Levent nerede? Geldi işte. Sen de otur şöyle abinin yanına. Nereden buldun bunu? Bunun ne işi var burada? Nasıl girer o odaya? Nasıl dokunur oyuncaklara? Oğlum sakin ol. Sakin ol mu? Ben odaya hiç kimse girmeyecek demedim mi? Tamam oğlum, önce işin aslını bir öğrenelim. Ya aklım almıyor. Bu oyuncak o odadan nasıl çıkar ya? Kilitliydi o oda. Mam kardeşim haklısın. Bu konudaki hassasiyetim biliyorsun. Sakın! Oğlum tamam sen haklısın ama şimdi çocuğun yanında lütfen. Allah Allah. Ne oluyor? Biri açıklasın bana. Bu oyuncak buraya nasıl gelir ha? Ya kilitliydi o oda. Çocuk almış gelmiş buraya kadar. Nasıl oluyor bu ya? Nasıl oluyor? Allah Allah. Nasıl böyle bir şey olur Levent Bey oğlum? Anahtar bende. Nasıl girsin ki Ömer odaya? Şey anne hani geçen gün temizlik yapmıştın ya. Sonra kilitlemeyi unuttun herhalde. Niye unutayım kızım? Unutmadım. Daha bulamadım ben. Verin o anahtarı bana. Ver. Bundan sonra o odaya hiç kimse girmeyecek. Bu da size son uyarım. İyi misin ablacığım? Korsanımla oynayacağım. İyi, hadi oyna bakalım. Kadın haklı. Normal değil. Sorunlu bu adam. Allah'ım ne yapıyorum ben? Kime emanet ediyorum kardeşimi? Çok üzüldü Levent Bey oğlum. Benim yüzümden. Nasıl yaptım? Nasıl unuturum odayı kilitlemeyi? Levent'in bu konuda ne kadar hassas olduğunu biliyorsun Aysel. O kapı daima kilitli olmalı. Aman bir daha olmasın. Özür dilerim hanımım. Özür dilemene gerek yok. Ben sadece kapıyı kilitlemeyi bir daha unutmayın diye hatırlatıyorum. İhmal olmasın lütfen. Tamam hanımım.
oyuncağı niye aldın? Hı? Bana almadım. Ben de çok inandım. Küçük fare seni. Bakıyorum da öyle her deliğe girip çıkıyorsun. Bu evde öyle istediğin gibi her yere gidip gelemezsin. Anladın mı beni? Oh ne âlâ. Ömerciğime bir bakayım dedim. Malum Levent abisi biraz üzdü ya kendisini. Levent, seni de huzursuz etti öyle değil mi? Öyle bir bağırdı ki ne oluyor dedim. Ömer nasıl aldı o oyuncağı ben de anlamadım. İzinsiz hiçbir şey almaz aslında. Alabilir de tatlım, çocuk bu sonuçta. Yani neticede bu kadar bağırmaya ne gerek var öyle değil mi? Sen de gideceksin, Ömer burada yalnız kalacak. Ben esas onu düşünüyorum. Neyse. Alışacak Levent abisinin bu krizlerine. İyi de neden böyle davranıyor? Yani niye bu kadar fevri? Bu konu hakkında daha fazla konuşamam Meryemciğim. Ulvi anne de bu konunun konuşulmasından oldukça rahatsız. Ben sadece seni uyarmak istedim. Ömer burada kaldıkça inan ki çok fazla hırpalanacak belli. Yine de karar senin. Hasta değil kızım ama yaralı. Daha önce böyle değildi Levent. Konuşkandı, canlıydı, hayat doluydu. Ne zaman ki o büyük olayı yaşadı, sonra çok değişti. Ne oldu ablacığım? Uykun mu geldi? Hadi gel bakalım. Allah'ım, ne yapacağım ben? Oh be, şunun kokusunun güzelliğine bak be. Kokuyu duyup da dökülmeseler bari. Allah'ım ya. Oo, pastırma mı o? Ha, yavaş be. En sevdiğim Neroş, en sevdiğim. Ne ayol? Ya pazar kurulmayınca elbiseyi getir demedin mi? Getirdik işte. Çok iyi yapmışsın ha. Çalınır malınır, dur. Doğan! Geliyorum abi! Ben kaçtım. Hadi hadi git hadi. Ne oldu, niye geldin erken? Bitirdim mendilleri abi. Oh! Aferin, aferin. Hadi. Benim, ver hasılatı bakayım. Bu kadarcık mı be hasılat? Bu kadar mı kazandın? Hadi güzel, hadi dur, hadi. Geldim abi. Sor bakalım Durmuş abin ne içermiş? Çay mı, kahve mi? Kahve olsun be Doğancığım. Şöyle bol şekerli olsun. Heh. Oğlum hadi sene. Bana şekerli bir de çay kap. Evet. Meryem nasıl oldu Durmuş, iyi mi? İyi abi, nasıl olsun? İyi de çok zormuş bu işler ya. Hangi işler ya? Kız verme işi abi. Yani bizim kızın hani böyle bir talibi vardı ya. Şimdi ben kızımı düşünüyorum tabii. Yani tamam, hayırlı bir kısmet. Hayırlı bir kısmet ama o kadar uzağa ben nasıl vereyim abi ya? Sen de verme ama Durmuş, değil mi? Yani acele etme o kadar. Aa, yani kızın daha yaşı kaç, başı kaç, değil mi?
Başka kısmet mi yok? Ben senin için diyorum ya. Yani bir tane kızım var, senden uzakta mı kalsın? Hem ne demişler? Baba dedin mi? Akan sular durur değil mi? Öyle tabii abi, öyle. Hani benim kız beni kırmaz. Kırmaz da ne bileyim, varsa kısmette hani, değil mi? Ne gelir elden yani? Değil mi? Kısmet. Kısmet. Tam zamanlı. Paraklayalım şu elbiseyi. Şşt! Sen ne yapıyorsun burada? Hiç, 10 kuruşumu düşürdüm de onu arıyorum. 10 kuruş mu? Aman sanki gören de 10.000 düşürdün sanır ha. Hadi kalk kalk kalk. Dışarıda bir sürü araba var. Mendilin bitti diye öyle kaytarmak yok. Hadi işe, marş! 10 kuruş mu? 10 kuruş da 10 kuruş ha. Nereye düşürdü acaba ya? Allah Allah! Burada da yok. Allah Allah! Ah, bahçe keyfi yaptım biraz. Ay ne iyi geldi. Levent'in o halleri nasıldı ama? Resmen delirdi. Sen bir de var ya, Meryem'i görecektin. Ödü koptu, ödü. Peki senin zeki karın ne yaptı? Bu krizi fırsata çevirdi. Meryem'le konuştum. Dedim ki, hadi bırak. Bırakabiliyorsan bu evde bırak git. Görürsün bak, o kız çocuğu kaptığı gibi alıp gidecek. Hayırdır Bahadır? Ne bu haller? Hı? Ne halleri hayatım? Ya bir şey olduğu yok. Levent'in haline üzüldüm sadece. Ha, bir sen üzülüyorsun. Ben hiç üzülmüyorum, öyle mi? Bir sen düşünüyorsun yani. Ben ne yapıyorsam senin için yapıyorum ama bir türlü yaranamıyorum. Şu hale bak ya. Hayatım biliyorum, sen beni yanlış anladın. Ben yanlış anlamadım. Ben anlayacağımı anladım Bahadır. Bak nasıl alındı benim güzel karım. Hadi bir öpeyim de barışalım. Lütfen git Bahadır, sırrını açma hiç. Önce kalbimi kır, sonra da öpeyim hayatım de. Yok öyle. Tamam hayatım, özür dilerim. Gel bir ayaklarını ovayım ha, gevşersin. Hadi, hadi gel. Yok. Rahatsız etmiyorum değil mi? Yok Ulviye Hanım, buyurun. Ah canım benim, canım. Ulviye Hanım, bugün evdeki seslerin yükselme sebebi neydi? Yani Ömer o oyuncağı almaz. Sormadan almaz, öyle bir çocuk değil o. Ayrıca almış bile olsa Levent Bey'in tepkisi sizce de fazla değil miydi? Yani şimdi açıklayamayacağım durumlar var kızım. Aslında her evde olur böyle şeyler değil mi ha? Ne olur bu durumu şahsi algılama. Ben Ömer'in gönlünü alırım. Canım çok üzüldü değil mi? Haliyle Ömer içli bir çocuk. Farkındayım. Bugün olanlar hiç yaşanmamalıydı ama ne yazık ki yaşandı. Anlayışla karşıla olur mu? Allah rahatlık versin. Size de efendim. Merak etme ablacığım, gitmeyeceğim. Buz adamın derdinin ne olduğunu öğrenmeden, kim olduğunu öğrenmeden gitmeyeceğim.
Görecektim var ya. Dünyası kaydı, dünyası. Bana bak Durmuş. Meyreme şöyle entari mentari üst baş bir şeyler al şöyle güzelce. Giyinsin, kuşansın. O niye be? Ay, niyesi mi var? Pasaklı haline tekin vurulduysa Meyrem'in, bir de şöyle bir giyindiğinde, kuşandığında, güzelliği ortaya çıktığında bir gör. Yok ya, yok, gerekmez. İyi böyle. Paylaşamadı kızını be. Oğlum, çiçeği çikolatayı kapacak, kapına dayanacak Tekin. Ha? Tekin damadın olacak. Ha? Gelecek paraları bir düşün. Yani şimdi tabii vakti gelen yuvadan uçuyor. E kızım turşusunu da kuracak değiliz. Doğruya doğru. Yalnız ben ilgilenemem bu işlerle ya. Sen şey yapsan halası olarak. Aa, yaparım tabii ya. Kim kuşum benden sorulur. Sen onu bana bırak. O ne be? Ben de kıza üst baş güzel bir şeyler alayım ya. Kaz gelecek yerden tavuğu esirgersen sonra çok dövünürsün Durmuş Efendi. Hadi. Bu ne be? Bit pazarından bir şey alınmaz bunlar. Al. Ne oluyor be? Gördün mü Tekin'i? Bu basbayağı kara sevdalı olmuş, Mecnun'a dönmüş be. O kadar anlattık değil mi kızım? Ama kardeşini görecektin ha. Vallahi tam Oscar'lık oynadım, Oscar'lık. Ama bak Durmuş, bu olayı da fazla uzatma ha. Ben sana diyeyim. Tekin bu insanın anasını ağlatır. Fazla naz niyaz da bir yere kadar. Biraz çekirdek yiyeyim be. İyi iyi, sen iyi. Kahvaltınızı getirin. Hiç iştahım yok. Ama... Tamam, ben hallederim. Kimsin sen? Nasıl bir adamsın?